Gözaltında kaybedilen sevdiklerimiz için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 804. haftasındayız. Bu hafta gözaltında kaybedilişinin 28. yılında Mehmet Ertak'ı unutmadık diyerek kamuoyunun karşısındayız. Ertak ailesi adına Mehmet Ertak'ın eşi Emine Ertak ve oğlu Servet Ertak seslenecek bize. Sayın Dersen ki Şemiyet gibi gelirse Muhammed demiş var. Eski Beto Mehmet Ertok, Nabi Mehmet Ertok. Şırnak Mehmet Ertok ve biz de hütyeçe bıcak hütye bulundurken ve biz de hısa ola. Em lilgeri, em dava hısı ki, em dava bidin o ki, devlet hem ötüşkin iş ömeveke. Zor gemece, biz yo mezarlık terbiye boyumel dergi, hem çizse terbiye boy, hemşini boyumel Hem de o bir hatta biz de hasta olan o hiç bilgeri. Kudde hayat edeceğiz verme demi bilgeri. Hem de o hasta yedikine me de o mezar terbiye ben bebeğimi. Ben Servet Ertak. 18 Ağustos 1992 yılında Şırnak'ta gözaltında kaybedilen Mehmet Ertan oğluyum. Babam Mehmet Ertak işinden evine dönerken Şırnak'ın bakım denilen kontrol noktasında gözaltına alındı ve kendisine bir daha haber alamadık. 28 yıldır babamızın akıbeti konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Akıbeti konusunda ailesi olarak bizler hiçbir şey bilmemekteyiz. Babamın olayını anlatırken rahmetli Tahir Elçi olayına da değinmek isterim. Rahmetli Tahir Elçi babamın davasıyla ilgilenmek isteyen ilk insanlardan biridir. Rahmetli Tahir Elçi'yi Ertak ailesi olarak rahmetle, minnetle anmak isteriz. Cumartesi annelerinin 804. haftasına girmiş bulunmaktayız. Cumartesi anneleri 804 haftadır hak ve adalet arayışını sürdürmektedir. Cumartesi anneleri bu toplumun vicdanıdır. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Maalesef zaman zaman bu toplumun vicdanını devlet yetkilileri yaralamaktadır. Bunu 700 hafta Cumartesi annelerin 700. haftasında Emine annenin gözaltına alınışında görmekteyiz. Bunu 800. haftada Hanife annenin gözaltına alınışında görmekteyiz. Bizler kayıplarımızın akıbetini aramaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Ertak ailesi avukatlarından, aynı zamanda İnsan Hakları Derneği Van Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Karataş seslenecek. İnsan Hakları Derneği Van Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Karataş, Cumartesi annelerinin bu hafta 804. hafta nedeniyle gözaltında kaybettirilen Mehmet Ertak işlenecektir. Mehmet Ertak 18 Ağustos 1992 yılında maden ocağından evine dönerken Şırnak ili girişinde polislerce gözaltına alınmıştır. Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Babası İsmail Ertak, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuş. Gözaltına alınırken Mehmet Ertak'ı gören 3 tanık ve gözaltında Mehmet Ertak'a kötü muamele ve işkence yapılırken Mehmet Ertak'ı gören 6 tanığı dinletilmiş. Akabinde dönemin milletvekilleri tarafından verilen soru önergeleriyle dönemin İçişleri Bakanlığı tarafından verilen cevapta Mehmet Ertak'ın gözaltına alınmadığı bu nedenle Mehmet Ertak'ın gözaltına alındığına dair tanıkların bulunmasının imkan olmadığı belirtilerek Mehmet Ertak'ın gözaltına alındığı inkar edilmiştir. İç hukuk yollarına tüm başvurular sonuçsuz kalınca aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde ailenin avukatlığını üstlenen rahmetli avukat Tahir Elçi bürosu polislerce basılarak kötü muamele ve işkenceye maruz kalmış, dosyalarına el konulmuş, akabinde tutuklanmıştır. Bu durumu önceden sezen avukat Tahir Elçi, Mehmet Ertak'ın gözaltına alındığına dair resmi evrakı bürosunda bulunması zor bir yere saklayarak bu evrakın yok edilmesini engellemiştir. Böylelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde yargılamanın olumlu sonuçlanmasını, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ertak davasından mahkeme 9 Mayıs 2000 tarihli kararında
Ulusal düzeyde gerçekleştirilen soruşturma bağımsız yürütülmediği, etraflı soruşturmanın yapılmadığı, başvurucunun müdahil olmasına izin verilmediği tespitinde bulunmuştur. Mahkeme kararında özetle Mehmet Ertak'ın gözaltına alınıp ağır ve kötü muameleden sonra gözaltında ölmüş olduğuna dair hiçbir makul kuşkuya yer bırakmayacak kadar yeterli delil bulunmaktadır. Yetkililer kendilerinin sorumlulukları altındaki kişilerin ne durumda olduklarını açıklamakla sorumludurlar. Ancak başvurucunun oğlunun gözaltına alındıktan sonra ne durumda olduğuna ilişkin bir açıklama getirilmemiştir. Sonuç olarak mahkeme başvurucunun oğlunun ölümünden hükümetin sorumlu olduğu ve buna devlet görevlilerinin neden olduğu na karar vermiştir. Ancak AİHM kararına rağmen etkili soruşturma yürütülmemiştir. Bilinen fail veya failler cezasızlıkla halen korunmaktadır. 804. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul temsilcisi Ümit Efe okuyacak. Gözaltında kaybedilişinin 28. yılında Mehmet Ertak için adalet istiyoruz. 804 haftadır ısrarla Türkiye'de bir devlet politikası olarak gözaltında kayıp iddialarının etkili bir şekilde araştırılmadığı ve failler hakkında etkili cezai kovuşturulmalar yapılmadığı gerçeğini anlatıyoruz. İnsanlarımız gözaltına alındıklarında ve kaybedildiklerinde tüm başvurularımıza rağmen devletin kendi yasalarından ve anayasasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek suç işlediği gerçeğini kamuoyuyla paylaşıyoruz. İnsanlarımızı gözaltında kaybeden devletin yalnızca kayıp yakınlarını sonsuz bir işkenceye mahkum etmekle kalmadığı, hepimizi gözaltında kaybetme suçunu işlediği, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tescillenen bir devletin vatandaşları olma utancına da mahkum ettiği gerçeğini hatırlatıyoruz. 804. haftamızda 28 yıl önce gözaltında kaybedilen Mehmet Ertak dosyasındaki resmi inkarı ve cezasızlığı kamuoyu ile paylaşıyoruz. 32 yaşında 4 çocuk babası Mehmet Ertak, Şırnak'a bağlı Rezup mezrasında yaşıyordu. Bölgedeki bir kömür ocağında işçi olarak çalışan Ertak, daha önce iki kez gözaltına alınmış ve ağır işkence gördükten sonra serbest bırakılmıştı. Ertak ve aynı iş yerinde çalıştığı üç akrabası 18 Ağustos 1992 tarihinde işten eve dönmek üzere yola çıktı. Bindikleri araç kontrol noktasında resmi giyimli polislerce durduruldu. Kimlik kontrolü sonrasında Mehmet Ertak gözaltına alınarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette Ertak'ın gözaltına alındığına dair tutanak düzenlendi. Ancak emniyete başvuran ailesine onun gözaltına alınmadığı söylendi. Bunun üzerine baba İsmail Ertak savcılığa başvurdu. Üç kişi Mehmet Ertak'ın gözaltına alındığına, altı kişi de gözaltında işkence edilirken gördüğüne dair tanıklık etti. Olay soru önergeleriyle meclise taşındı. Ancak aile tanıklara, belgelere, delillere rağmen başvurduğu her yerde inkarla karşılaştı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü emrinde sorgu elemanı olarak çalışan JITEM personeli Murat İpek, 1997 yılında kamuoyuna yansıyan itiraflarında Mehmet Ertak'ı Şırnak Emniyet Müdürü Necati Altuntaş ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Kaplan'ın emriyle öldürüp gömdük dedi. Yaptıkları tüm infazların dönemin OHAL valisi Ünal Erkan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini söyledi. Tüm başvuruları sonuçsuz bırakılan aile AİHM'e başvurdu. Mehmet Ertak'ın ailesi AİHM'de savunmaya hazırlanan Avukat Tahir Elçi'nin bürosu polisler tarafından basıldı. Dava dosyalarına el konuldu. Gözaltına alınan Tahir Elçi
kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı. Tüm tehdit ve baskılara rağmen dava Ahim'e taşındı. Ahim, mevcut delillerin Mehmet Ertak'ın gözaltına alınıp işkence sonucu ölmüş olduğuna dair hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar yeterli olduğu sonucuna vardı. Mehmet Ertak'ın ölümünden hükümetin sorumlu olduğu, buna devlet görevlilerinin neden olduğu kararını vererek Türkiye'yi yaşam hakkı ihlalinden oy birliğiyle mahkum etti. Ertak, Türkiye 95-2000, 207-64-92 no'lu karar. Mehmet Ertak gözaltında kaybedilişinin 28. yılında bir kez daha adli ve siyasi makamları göreve çağırıyoruz. Ahim kararları devlet açısından bağlayıcıdır. Mehmet Ertak'ın gözaltında işkenceyle öldürülmesi ve bedeninin kaybedilmesiyle ilgili etkin bir soruşturma ve kovuşturulma yürütülmesini sağlama görevini yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin, Mehmet Ertak için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. 105 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan, kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi hamleleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Bu haftada herkesi salgın nedeniyle sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz açıklamamızı izleyip yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.